yorucuyum. Daha mı az yorucu bisiklet? Konya usulü kına gecesi. Az sonra. Oh ahım benim. Efendim, en konforlu gelin arabası. Vallahi kabriyo, havadar yani. İyi ki doğdun Eyüp, iyi ki doğdun Eyüp, iyi ki doğdun. Ne hadisi? Kameramanın doğum günü. Canım kardeşim, iyi ki doğdun benim. Belediyesi iftar çadırından canlı yayınlanmakta olan iftar saatine hoş geldiniz dememize sadece birkaç ay kaldı. Efendim bir kına gecesindeyiz. Konya'dayız. Burası tam neresiydi? Yaylapı. Of zaten muhtar gibi oturmuşsun da biz de kime soruyoruz? Yaylapınar'dayız. Kına gecesindeyiz. Genelde kına gecelerinde yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Ya da bir türkümüz daha vardı. Neydi o? Kınayı getir aney. Parmağın batır aneyin haricinde burada ilahi eşliğinde selavatla gelin hanımımız geldi. Gelin hanımı tanıyacağız. Biz isminizi yanlış bilmiyoruz değil mi? Sıddık Hanım efendi. Evet. Gelin konuşmaz mı? Konuşmaz. Ben ama dedim size. Aynen. Geline dut yedirmeyin dedim. Sonra dedim dut yemiş bülbül gibi durur dedim mi demedim mi? Of. Of. Sizde bir muhtarlık durumu mu var? Efendim? Değil, muhtarlık değil. Kızın babasının alasıyım. Görevimiz. Geldi. Karar verin. Anası yani. Bu kızın kaç tane ya, babasının alası çok, var? Akrabası çok. Bozkurların akrabası çok olur. Siz kızın babasının halasısınız. Halasıyım, büyük halasıyım. Siz kızın Akraba. Babasının ben de halasıyım. Halasısınız. Evet. Bu üst halası, bu evin halası. Ben anlatayım. Ooo, sizi tanımamızda bir sakınca var mı? Hayır, çok. Gazeteciler haber kaynağını açıklamak zorunda değil. Ben yüzünüzü perdeleyeyim. Sizi görünmez, siz görmeyin yüzünüzü. Nedir efendim bu işin aslı astarı nedir? Nasıl üvey ne demek, ne demek öz ne demek? Üvey değil mi? Uyuz halası. Uyuz hala mı? Üz. Üz halası o. Bu da üvey halası. Üz halayla üvey nasıl oluyor? Ana ayrı bu. Siz bu işi tarihçesiz biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok. Yo, biliyorsunuz canım. Bu kadar anlayabiliyorum. Siz üvey misiniz hanım? Ben kendimi üvey görmüyorum. Kızın babasının halasıyım. Başka biliyorum ben. Allah Allah. Yani bu... Hanım çözsün. Bu söyledi bu çözsün. Anne ya çöz şunu. Nedir yani olan biten? Çözdüğüm bu kadar. Hadi kına çözüm. Çekmeye geldik. Resmen ya, aile vallahi, şey doğru. Oldu. Yok böyle. Sen üveyliği kabul etmiyorsun. Hayır ben öz halasıyım Ali Bey'in. Yok. Kızım halanı göster bize. Göster Sıdıka halanı. Göster Sıdıka. Sıdıka Hanım. Efendim. Bir dönüp halanızı göster misiniz bize? Evet o da. Ben bunu istemeyin. Efendim? Halamdır, ikisi de halamdır. İkisi de hala. Halam. Siz gerçek hala anladığım kadarıyla. Sonra ne olmuş? Hayır, hiçbir şey olmadı. Evlatlık mevlatlık durumu yok, olmuş. Yok yok, şöyle görüşün hala dedi geçti. Olacak bir göz evlatlık var yok. Bende evlatlık olacak bir göz var mı? Sende bir göz var anam da yani. Ben resmen halasıyım. Ne göz olduğunu ben söyleyeyim. Vallahi ben sana baka baka alıştım. Her gün sana baka baka bunlara alıştım. Peki efendim. Bu tanışma hadisesi biz de bu abicim bu kınalarda küçük Sabahattin modunda böyle gidip gidip gidiyoruz. Bu tanışma hadisesi nasıl oldu acaba Gelin Hanım? Eşim askerdeydi. Eşiniz askerdeydi. Evet. Aynı yerde mi askerlik yaparken nöbetten mi?
Askerdeyken nasıl tanışıyorsunuz? Babam annem istemeye geldiydi. O yoktu. Burada yoktu. Oğlan haberi yok muymuş kendisine kız istendiğini? Vardı. Vardı. Evet. Siz konuşur muydunuz önceden? Hayır. Hiç? Görücü usulü oldu. Yani bir merhaba, nasılsınız? Hayır. Benim adım Sıddık'a. İşte yok. Ben... Neydi adı çocuğun? Musa. Musa. Hiç tanışmadınız mı? Hayır. İstedikten sonra mı tanıştınız? Evet. Nasıl oldu mesela istediğimiz şey mi oldu? Aha kızım, seni bu istiyor mu dediler? Hayır. Kızım, Erkan Yolaç değilim ben. Evet hayır da oynamıyoruz. Bir şey soruyoruz işte yani. Kim tanıştırdı? Nasıl oldu? Evde mi görüştünüz? Telefonla tanıştık. Wow. İyi günler, ben sizi az önce istettim de. Öyle mi dedi çocuk? Yani. Cep telefonu? Evet, cep telefonuyla. Abicim bu cep telefonları çıktı zaten. Mertlik bozuldu ya. Yok, Pınar başında görüşürlermiş de, su alırken görüşürlermiş de. Mesela farz misal sizi herhalde Çeşme başında gördü değil mi efendim eşiniz? Bilmem nerede o taraf. Nerede o? Tabii Çeşme başında, su başında gördü. Ben onu vurdum, o beni vurdu. Sevdik, bulduk birbirimizi. Sevdik, kurduk birbirimizi de. Bu sevdik, kurduk birbirimizi tabii, nasıl? Tabii işte, bulduk birbirimizi. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Mümine söylemez. Mümine'ye söylemez. Mümine. Mümine. Mümine hanımefendi. Dede sağ mı? Öldü kızım. Allah rahmet eylesin anne. Amin. Dede neden vefat etti? Dede kanser oldu. Kanser ettin adamı değil mi? Kanser ettim. Burnuna vurdum. Kanser oldu. Hayatı zindan ettin değil mi adamı? O ölmüş kurtulmuş. Yok. Söyletme beni lan. Sizin zamanınızda kına nasıl olurdu efendim? Sizin kınanız oldu değil mi? Oldu. Nasıl yaptılar kınayı? Nasıl oldular? İsteğe gelirler. Tamam gideceğiz. Gelirler kardeşleri, kökü, cinsi. Düğün ederler. Kınamızı yakarlar. Bizde ata binerlerdi. Şimdi? Şimdi taksilerde götürüveriyorlar. Sen ister miydin taksilerde götürüversinler? O zaman yoktu. İsterdim ama yoktu. Ama şimdi istesen de at yok. At. İşte şimdi at yok. Ama yastırıp yorum bir yerlerde işte canım. Onu çek gel buraya. Bir yerlerde çek edip yorum ya üstüne binen de. Evet. Bunun tercümesini sizden rica ediyorum. Teyze az önce ne dedi? Anladığım kadarıyla siz de benim gibi mel baktınız ve ne dediğini anlamadım. Evet. Gelininiz mi efendim? Evet. Kaç yıllık gelininiz? 2 senelik. 2. Tazecik daha. Evet. Torun var mı? Yok. Yok mu? Kısmet inşallah. Daha yeni evliler onlar. İnşallah. Akrabanız mı? Akraba sayılır. Ne gibi? Uzaktan. Nasıl yani? Onda da öyle bir halasının... Yok, Alanya'dan tanıştık. Yani. Oğlan mı buldu gelini, siz mi buldunuz? Biz kendimiz bulduk. Öyle mi? Evet. Siz dayanamıyor musunuz kaynananızdan ayrı? Dayanamıyoruz. Öyle mi? Pek mi seviyorsunuz? Pek seviyorsun. Anneniz nerede, Alanya'da mı? Ya burada geldi şimdi. Gelir şimdi. Ya burada diyorum, bizimle geldi. Ha buralarda yani. Evet. Bir sarılın bakalım kaynananıza. Gelinle kaynananın kavuşma anı. Buyurun. Anam. Gel derdim kime yanam. Sen yanam, anam yanam. Kime derdin ya? Ağlamayın aman ha, aman. Oo. Ağlamıyorum. Öyle mi? Çok mu tatlı oluyor gelinler? Çok tatlı. Pek sevilmezlerdi ama. Yok sevilir. Gelin sevilmem ay kuzum. Dünyada gelin gibi oğlan gibi var mı ya? Etme be ya. Gelin tatlı ya. Vallahi. Biz uzayda mıyız ya? Ya Konya diye acaba biz Mars'a mı geldik, Uranüs'e mi geldik? İlk defa gelin gibisi olur mu ya diyorlar. Gelin tatlı, pek tatlı gelin. Buralarda mı gelin? Gelin burada. Nerede? Gelmedi, ne de gelmedi ki benim gelinim senin yana bir dinleyeydi. Ya, ben niye gelmedim? Allah bilmem. Terlemişim. Kınalı kuzu. He. Terlemişim. Gelin. Kendin de terledin lan. Sen pek mi mahzun görünüyorsun benden be? Gelinden korkusun da lan. Bak. Gelin tatlı olur serseri. Korkma, konuş. Korkma gelinden. Gelininiz kim efendim sizin? Sıdıka. Öyle mi? Siz kaynana mısınız? Kaynanas. Annem niye öyle hortlak görmüş gibi duruyorsun sen? Bu sümüklü halini biliyor musun? Küçük halini biliyorsunuz. Biliyor. Peki bu kız küçükken ya bu büyüdüğünde bana gelin olsa ah dediğiniz oldu mu? Yok hiç dedim. Kız bari yüzüne öyle dedim yani. Sonra da merdi. He de doğar doğmaz göz koydun de bir şey de yani. Doğar doğmaz. Biz sonuçta gideceğiz, gene kalacaksınız baş başa yani.
kalalım. Ben çok severim gelini. Bilmiyorum, teyze söyleyince sever oldun sen gelini. Yok, ben severim. Öyle mi? Allah nasip bahtiyar edilmiş. Sütün emdim kana kana, hakkın helal eyle bana. Ben bu gece musafirim, kınamızdan siz de vurun. Ben bu gece musafirim. Demek bu atasözü doğruymuş, öyle mi? Hem ağlarım hem giderim. Hem giderim. Niye duygulandınız öyle? Baba evinden ayrılacağım. Annene söylemek istediğin bir şey var mı son gecende? Onu çok sevdiğimi bilsin. Gelin hanımın kınasını yaktık. Bu gece baba evinde annesinin koynunda, kucağında son gecesi. Yarın bu evden çıkacak, biz de bu ana tanıklık edeceğiz. Yeter be, ben de yıkar taşıyorum ya. Kızlar alıp götürüyorum. Ben de ne kalp var ha. Biz de insanız ya, biz de bir anadayız. Dünyada ekmeğini biliyor, biliyor. Ahirette çeker misin? Delilini deliniyor. Ahirette çeker misin? Delilini deliniyor. Konya'da düğünlerde damat arkadaşlarıyla toplanırmış. Bu gecenin adına da çetnevir denirmiş ama oturduk öyle birbirimize bakıyoruz Baltazar'lara. Bakıyoruz biz öyle bir... Neyse, diyorum, sen bir çekim için geldin şimdi. Efendim, damat arkadaşlarıyla bir nevi bekar... Bir dur ya, bir anons yapacağız ya. Bekar veda partisi gibi bir şey. Bir dur ya, bir müsaade et ya. Nedir abicim, ne alıp veremediğin var bana? Borç mu taktık, ne yaptık, nedir? Ben sana nasıl yapıyorsam sen de yanındakine aynını yapacaksın. Söylesene o zaman, ben sana nasıl yapıyorsam yanındakine. Olmadı ki. Tamam. Buyur. Kardeş, bu bacak kaç paraya sigortaladı biliyor musun biz Galatasaray'da oynarken? Ne Trabzon ne Anderle istedi bunu da daha gitmedik. Daha neler olacak? Bir yava menisküs olacağız ya. Daha neler olacak? Önce buna sonra buna mıydı? Önce buna sonra buna. Da önce buna sonra bunu anladık. Ya bana vurmayacaksın, ona vuracaksın. Bak, affedersin. Bak şöyle. Tamam. Hanım görüyorsun değil mi? Ne şartlarda para kazan görüyorsun değil mi? Yanlış hatırlamadıysam inşallah doğru hatırlarım. Koçum benim ha.
Hep özendiysen ben çekeyim sen oyna. Şu kısım var ya. Çok iyi olacak ya. Çok yakışacak sana. Çototom diye. Gösterebilirim. Aynı hareket bir ense kaldı abi. Bilmiyorsa evet, göstereceğim. Evet. Şoray Bey. Evet. Bilmiyorsa göstereceğim. Senden ben işkilleniyorum zaten. Damat ya. Damat sen misin? Damat bu. Canım nedir? Var iki gözüm. Ya, ya. Ya olur mu öyle şey ya? Canım benim iki gözüm. Nedir adın? İsmim Musa. Musa'cığım. Evet. Rüyanda deli mi gördün? Evlenmeye kalkmışım. Vallahi ne bileyim bilmiyorum ki. Yaş kaç? Yaş 23. 23. Evet. Baba burada mı baba? Baba bakayım şöyle bir etrafıma. Yok galiba baba yok. Yok. Rahat rahat yapıştırabilirsin. Kurtarabilirsin. Canım ne yapıyorsun sen ya? Ya sarıldı bana ya. He? Sen ne korkuyor musun? Yok. Niye uykunuz mu geldi? Uykumuz geldi biz yatacağız. Ya, biz İyi yat. Hadi size eyvallah. Hadi. Hayırlı geceler. Dayı bir sopayla ne yapıyorsun sen ya? Biz kim vurdu oyunu oynuyoruz. Kim vurduya mı gidecek bunlar? Evet. İkimiz şimdi ikimiz biriz. Tamam. İki kişi de onlar. Tamam. Onlar sen veya ben. Tamam. Birer tane vuracağız. Tamam. Onlar bilecek hangimizin vurduğunu. Değil mi? Evet. Bilirlerse biz mi? Bilirlerse biz yatacağız. Sopayı biz yiyeceğiz. Sopayı biz yiyeceğiz. Bilemezlerse? Bilemezlerse de ayak yemeye devam. Aynen öyle. Aynen devam. Ulan! Kim vurdu? Ben aslında yapıyorum be. Ne oldu be? Sen vurdun. Ben mi vurdum? Bilemediniz ya. Yazıklar olsun be. Hakem. Yazıklar olsun. Alayım ben sopayı dayıcığım. Kapat iyice kapat. Kapat. Kapat iyice. Ver dayıcığım sopayı sen bana. Sana zahmet. Hasan abi ya. Yat. Ver dayıcım sen sopayı bana. Ver sopayı sen bana. Sen vurdun bu sefer. Yo. Hakem. Yo. Hakem. Hakem. Yok be Hasan abi vurduydu ya. Hasan abi. Sen vurdun ya. Hakem. Abi bu oyunu biliyor mu? He? Vallahi abi. Elimiz atıyor bana. Bu oyunu biliyor bu. Ayıptır söylemesi Bursa'da bunun bir bayağı sopasını yedim ben. Yemezler Hasan abicim. Sen oradan bize yapıştıracaksın değil mi? Çok gezen mi bilir? Çok okuyan mı bilir? Vallahi hiçbir kitapta ben bu oyunun kuralını görmedim ama Bursa yarenlerinde değil mi? Yiğit başından bayağı bir sopayı yemiştik. Aşkından kibrit oldum yar 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 yandım. Dur. Kibrit oldum yar 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 yandım. Üflesem sönüyorum. Şinanay yavrum şinanay nay. Vah ahım benim. Vah benim güzel ahım benim. Kim koydu o yumurtayı oraya? Vah benim abim benim. Hoş geldin yenge. Yenge de Kerim Abdülcabbar gibi ya. Ha dayı. Dur. Kerim Abdülcabbar bir basketçidir. Müslüman olmuş bir adamdır. Allah'ımı okurum. Dur ne yapacaksın sen? Tabii ya bilmiyor buna, Kerim Abdülcabbar'ı. Buna neler saydın? Ne saydın? 75 tane koyun. Bu avrada. Bu avrada. 70 tane düve. 70 tane düve. 70 koyun 70 düve. Sen kör Ahmet'in ne yok? 40 dönüm tarla. 40 dönüm tarla. He. Bu avrada. Evet. Dayı kusura bakma da neyse sen bilirsin. Geç. Nereden gelip nereye gidiyorsun dayı? Hayırdır yolculuk nereye böyle heybe meybe avrada takmışın kolunu hayırdır? Dün Bozkır'dan çıktım. Düştük yola. Git. Ha git de git ha git de git. Sarı olandır kaşın anıdır. Tabrada düştük. Hoş geldin dayı. Şuraya geldik, caminin oraya geldik. Düğün evi var dediler, gidin orada yemeğinizi, karnınızı doyurun dediler. Buraya da yolumuz düştü. Şimdi nereye yolculuk? Yemeği yiyip nereye yani? Yemeği yiyip yola düşeceğiz, gideceğiz. Nereye gidiyorsun sen? Sahile gideceğiz. Sahile doğru çıkacağız. Sahile doğru.
Zaten şu köşeyi döndün mü sahil Konya'da biliyorum. Meram'ı geçiyor 200 metre sonra sola dön sahil direkt böyle. Konya liman da var orada. Konyaaltı plajı orada ya Konya'da. Konyaaltı. Konya, Konyalar hep orada mı? Tabii tabii Konyaaltı plajı var. Meram'ı geçiyor 200 metre sonra solda. Dayı senin bir gel hele, senin akrabalık var mı dayıyla? Birden benzettim yani. Var mı? Dayı bütün sermayeyi yüklemiş avrada affedersin. Sen de ne hikmetse canım bak. Olabilir tabii yani bu valide unutmuş olabilir. Yumurtayı genelde tavada kırarlar tamam mı? Yani benden duymuş olma hani canım yumurta istediğiniz tavada kıracağım. Kafada kırdığı zaman gördüğün gibi 45 dakikada geçse pişmiyor. Ben ona sucuk falan da doğramak düşündüm ya aklıma da gelmedi değil de. Ama saça iyi geliyormuş. Saça. Saça iyi geliyormuş. Saçlar da dökülmüştü zaten. Yani ancak toparlayabilirsin. Ancak. Bence bol bol yumurta kır. Bol bol. Tabii tabii. Bir yumurta daha alabilir miyiz acaba dayım saç bakımıyla ilgili? Hemen getireyim ben. Anında. Bu ot. Saray. Kekik, nane, üzüm yaprağı hepsi var bunun içinde. Oldu. Dayı of. Yetti bana. Of. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradan ilk uçakla Hollywood. Ver elini Hollywood. Tamam. Direkt Hollywood. Oraya da ne diyeceğim biliyor musun? Merhaba ben geldim. Ed Harris'i tanın mı Ed Harris'i? Kaya filminde oynamıştı. İngilizcesi The Rock. Sean Connery ile beraber. Ed Harris. O artık yaşlandı. Dur bakım yapacağız abicim. Saçları dökülen erkekler ekran başına. Yumurtanın akı. Bu neydi bir de? Yenge bunu sen bize tarif et. Üzüm yaprağı. Badem yağı. Badem yağı. Kekik. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Dövme badem. Dövme badem. Bunların hepsi bundan mı? Yok onu da yok. Daha benim içinden çıkıyor. Ama inan yani Ed Harris bir sen... Ki yani Sean Connery eline su dökemez seni. Gürleşti be birden. Eyüp. Kardeş. Bak bunu söylüyoruz ama kaydedelim. Bu formülü sonra kendimiz uygulayalım. Tamam tutarsa. Tamam mı? Geliriz 2 ay sonra geliriz. İyiyse mevzu kendimize de uygularız. Bu Çetnevir'in anlamı neydi ya? Çetnevir ne demek? Bekarlığa veda. Ed Harris abi. Bekarlığa veda. Sen ettin mi bekarlığa veda? Bizim yaş olmuş 45. Ettin. Yenge seni böyle görünce sen evliliğe de veda edeceksin ya. Yenge menga kalmadı artık. Katmaz bizi bugün eve. Biz yemiyor muyuz? Evet, bu bize değil mi ya? Hep beraber. Damada mı? Hem yiyoruz hem damada yediriyoruz. Damada yediriyoruz. Yedirelim olur. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Koy verin gidenleri Şinanay yavrum Şinanay. Yuh be yuh yuh. Abi ben damat mıyım ya, bana niye yediriyorsun ya? Ben damat mıyım, 30 kilo yiyorum. Konuşurken feli peli şerşeye kullanma. Tutturun üstüne. Konya turu devam ediyor. İyi tadına bakmıyorum, hayır. Sana da yedireceğiz, hiç merak etme. Hangi dişle yiyeceksen bir de laf atıyorsun oradan bize be. Konya, Yaylapınar, Kaş Mahallesi'nde bu kalabalık. Neyi bekliyor bu kalabalık? Ne bekliyor? Burada düğünümüz var. Gelin bekliyor, gelin. Gelin almaya gideceğiz. Gelin getirip geleceğiz. Düğünümüz var. Gelin almaya gidiyoruz da biz niye böyle sarmaş dolaş gidiyoruz? Arkadaşız da onlar. Hadi be. Evet. Sen kaça kaç yaptın askerliği dayı? 82 yaptım. Beni hatırlama. Verip çavuşurum ben seni. Sen amma yaşta. Dayı ya. Çökmüşsün sen ya. Neydi adın? Ali Karaca.
Sümüklü Ali. Affedersin mi? Kenep nöbetinde hırız. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Ya ben sana ya hakkını helal et. 3-5 nöbeti yazmıştım ben seni mi? Evet. Vay Ali'm benim be. Sen ne zaman büyüdün böyle gelin melin? Ya. Vay Ali'm. Oğlanlar büyüdü. Vallahi işte hayat böyle sürprizlerle dolu. İnsan asker arkadaşıyla karşılaşıyor. O biraz geç gitti, geldi. E biz de hayat bize biraz hoyrat davranmadı. Tabii sen bu kıraç topraklardan. Tabii ezildik. İlk defa gelin alıyorsun değil mi? İlk defa gelin alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Allah razı olsun. Var mı bir heyecan? Tabii ilk heyecan olur ama bir de heyecan da sevinci çok. Ahali de sabırsız. Hadi. Gelin arabası mı? Gelin arabası. Kaç model bu? Bu 68 model bu. Hadi be. Ha. İyi bakmış ama ya kendine. De bakıyor elbette. Çok sağlam tabii. Kaportası maportası. Canım yeniler gibi gözüküyor. Emin misin 68 model? 68 model bunu. Yeniler ne olacak? Yeniler hepsi gelip geçiyor. Ya gelin arabasında cimri davranmışım be. Yo yo. Bu... İnan bu dizelden daha az yakar. Özümüze dönerek. Öyle mi? Özümüze dönerek. Ben size gelin arabasını bir tanıtı vereyim. Ahan da gelin arabası. Gelin arabasını kısaca tanıtayım size. Gelin arabasının pek çok faydası var. Bir kere gelin taşır. İki, tarlanız, tapanınız varsa bu bazen kaçmış buradan. İşte bağ bahçeyi gübreler. Hiçbir gelin arabası da bağınızı, bahçenizi bu kadar natural yolda gübrelemez. Güçlü sayılmaz bu gelin arabası. Aşağı yukarı yaklaşık bir beygir gücünde. Sanıyorum 100 kilometrede de işte 1-1,5 litreye yakın arpa yiyor. Öyle fazla bir masrafı yok. Süsü de çok güzel olmuş be. 68 model olmuş. Yani o, tabii olacak. Buna da az filan bu. İyi uğraşmışsınız be vallahi billahi ya. Gelin arabalarına havlu bağlanır ya. Evet. O da unutulmamış yani. Ahan da bu gelin arabasında da bir havlu var. Gelin arabası mutlu mu mutsuz mu o konuda hiçbir fikrimiz yok. Ama süs 10 numara, her taraf çiçeklenmiş. Rahat. Amortisörleri gördüğünüz gibi. Hakikaten ölmez. Sapa sağlam. Arkada yazı var mı? Şiddetle merak ettiğimiz bir konu ve ta 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 tan olmaz mı? Sümeyye miydi kızımızın adı? Sıddıka. Sıddıka ve Musa. Evleniyoruz, mutluyuz. Her gelin arabasının arkasında şu yalanlar söylenir yani. Buyurun kız almaya gidiyoruz. Kimse fayton beklemiyordu galiba. Merhabayın ahali. Kına buradaydı değil mi dün akşam? Kına buradaydı. Eyvallah. Nuray Hemşerim hoş geldin. Hoş bulduk dayım. Nasılsın? Benim. Eyvallah. Alalım mı? Gidelim alalım kızı. Alalım. Para var değil mi yanında? Çocuklarımızın için hepsi vardı. Sesin çıkmıyor sesin. Dilin tutuldu dilin. Ali abicim benim. Hadi bakalım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz kızımızın amcasısınız. Kuşak sizin elinizde. Evet. Birader nerede? Birader aşağıda. Rahatsız. Rahatsız mı? Hiçbir şey. Hayırdır? Hayır bir şey yok. Öyle biraz kırgın. Kıza mı üzülüyor? Yok, kıza gideceğine üzülüyor. İşte biraz baygınlık geçiriyor. İşte kıza baygınlık geçiriyor. Eskiden vardı, babası öldüğünde bir tutuldu. Aynı şey mi? Aynı şey oluyor diye korkuyoruz.
Gelin buradan gidemiyor. Önünde yalı kazığı dikilmiş de. Ben onlara gerekeni yaptım. Onlara yaptın. Benle bir alakası yok. Aha gelin. Gidebiliyor musun? Yürüyebiliyor musun? Şu an yürüyebilir misin? Hayır. Yürüyeyim. Niye? Önümde engelsiniz. Yalı kazığı dikiliyor önümde. Önündeki engeli bir kaldıralım bakalım önümde. Heh bak işte böyle net demeden derin dediği anlamıyor mu? Düğün sahipleri. He? Yok canım sahte para taşımaz da. Bunun büyükleri de var böyle abi. Bu şimdi ağlar. Ağlamaz. Ağlar. Ağlamaz. Yalnız kalmış bu. Ağlamaz. Bak nasıl. Hay Allah. Şunu bir bütünleyelim ya. Babası. Efendim. Dediler ki fenalaştı baba. Mutluluğumdan. Baygınlık geçirdi dediler. Bizim yüreğimiz el vermez ona. Mutluluğumdan. Bak az önce sarıldın etti. Mutluluğumdan. Ne güzel telli duvaklı gelin oluyor. Şanlı şöhretli gelin oluyor. Artık dünür oluyorsunuz. İsim kardeşim. Oluyorsunuz. Akraba oluyorsunuz. Evet. Kardeşim sevgiliyiz. Evet. Bir fena olmuşsun biz. İlla bir görelim dedik. Çok teşekkür ederim. Dediler yok o buraya çıkmayacak teşekkür dediler. Yok dedik. Dirayetlidir dedik bizim abimiz. Teşekkür ederim. Akşam hiç bu haller yoktu babacığım. Oynayanlara yapma ya. Eyvallah. Faytona daha önce bindiniz mi siz gelin? Hiç binmemiştim. Ömrü hayatında ilk defa faytona mı bindiniz? Evet. Beğendin mi? Evet beğendim. Gelin arabası olarak bunu hayal etmiş miydin? Aklımın ucundan geçmemişti. Geçmedi aklımın ucundan ama demek ki kayınpederin aklımın ucundan geçmiş. Sürpriz mi oldu senin için? Evet benim için. Süsünü beğendin mi süsünü? Bak bayrağını da eksik etmedik orada. Teşekkür arkadaki ederim. Yazıyı okudun mu? Hayır okumadım. Evlendik mutluyuz yazıyor. Gelin arabalarının arkasına yazar ya. Evet. Ve son model bir araba mı düşünmüştün sen? Hayır. Ama bak atasözü de gerçekleşmiş oldu. Neydi atasözü? Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Seninki biraz daha zengin iş oldu. Gelin faytona binmiş, ya nasip demiş. Havadar ama değil mi? Evet. Hı? Sizin adetlerde damat olmuyor mu gelin arabasında? Olmaz. Evde bekliyor. Evet, evde bekliyor. Senin işin zor. Zor kızım, adam daha ilk günden, daha düğün günü ağırlığını koyuyor yani. Ben gitmem diyor ayağına diyor ya. Evde beklerim diyor yani. Gelmesini ister miydin? Adetlere uymak daha iyidir. Adeti tercih ediyorsun. Evet. O da var da ne bileyim böyle faytonda ferah favur açık havada şöyle bir 40 yılın başı bir fayton sefası yapsaydınız be. Gelin hanım be. Nasip. Düğünden sonra artık inşallah. İnşallah. Siz daha önce bindiniz mi faytona? Binmedim ilk defa. İlk mi oluyor? O da gelin hanımın şansının mı oluyor? Evet. Biraz dağıldı mı hava evden uzaklaşınca? Dağıldı. Dağıldı değil mi? Sen şimdi annem babam üzülüyor diye üzülmeye kalkma da yeni bir hayata başlıyorsun. Güler yüzle başla inşallah. Oldu mu? İnşallah. Bizim ne işimiz var abi gelin arabasında ya? Hadi gel. Tamam fayton mayton. Kızın en mutlu gününde en özel araçta biz gelmişiz görümceler gibi. Hiç sevmezdim öyle gelin arabasını doldururlar tıklım tıkış. Bir de öyle bir şey vardır arabalarda biliyor musun? Ne? Gelin hariç 8 kişi daha vardır gelin arabasında. Faytona bari sığmıyorlar. O anlamda da rahatsın, şanslısın.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kainatı yoktan var eden, içerisindeki binlerce nimeti eşrefi mahluk olarak nitelendirdiği, biz insanlara arz eden yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Ya rabbel alamin. Şu anda ilan edilen bu nikah akdini sağlam, emin ve mübarek kıl. Bu iki kardeşimizin kalplerine sevgi, aşkı ve muhabbeti ihsan eyle. Muhtemelen kalplerinde var olabilecek kin, nefret, fitne, fesadı kökünden imha eyle. Ya Rabbel Alemin. Hazreti Adem ile Hazreti Havva, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma radıyallahu anh kalplerini yumuşatıp sevgi yumağı haline getirip bütünleştirdiğin gibi bu iki kardeşimizin kalplerini de birbirlerine karşı yumuşatıp sevgi yumağı haline getirip bütünleşmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Güzelliklerin fethi için, kötülüklerin defi için, bu iki kardeşimizin mutluluğu için, Allah rızası için El Fatiha. Damatçım, ufak bir kaçırma. Sen ne amması? Koçum, şimdi boşa sarılıyorsa kaçırdılar damadı. Damadı ben kaçırdım zaten. Sen mi kaçırdın? Ben kaçırdım zaten. Geldik buraya damatçım. Gönlümüzü yaptık zaten damadın. Ya vazgeçti bir an. Rızasını aldık, sonra tekrar geri neden getirdi vazgeçti kendisini. Evlenmekten dur! Vazgeçti. Dur! Sak kıpraşma lan arabadan. Canım. Evet. Aslanım benim. Ben zaten bunun akıllı bir çocuk. Allah razı olsun. İlk görüşte de kanım ısınmıştı. Nikah kıyıldı mı? Nikah kıyıldı. Şimdi mi aklın başına gelsin? Vallahi ne bileyim, bilmiyorum ki ya. Bir nikah memuru sana sordu ya. Kendi rızanla hiçbir baskı altında kalmadan evlenmeye kalmış. Evet diye bağırdın ya orada. Bir de bağırmışsındır sen. Ama ayağıma bastılar da ondan evet dedik yani. Ya diye bağırdın ayağına bastı zaman. Aynen, evet diye bağırılmaz ki. Ya, bitmiş, geçmiş olsun. Sağ ol. Nikah akdi imza yapıldı yani. Yapıldı. Resmi nikahlı karın. Evet, resmi nikahlı. Bu saatten sonra benim bile yapabilecek bir şey mi? İnan elimden bir şey gelse yani sultanlığına geri döndürmek isterdik seni. Vallahi. O gül gibi bekarlığına da ne mübarek ezan saati inecek gelin. Valla şimdi ezanı Muhammed'i okunuyor. Kardeş, mutluluklar dileriz. Sağ ol, teşekkürler. Allah mesut bahtiyar etsin. Sağ olasın. Anneciğim, gelinin hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Silah arkadaşım, hayırlı uğurlu olsun. Allah gelin razı olsun. Gelini arabadan kim indirir? Annesi indirir. Annesi? Kayınvalidesi indirir. Yok, annesi. İyi annesi dedi, iyi dedi. Ne kayınvalidesiymiş? Annesi, annesi artık. Buyur annem. Gelin indirmelik istiyor. Buyur. Gelin indirmelik istiyor. Acele etsin, damat vazgeçmek üzereydi. Zor ikna ettik çocuğu. Hemen vazgeçmeye hazır zaten. Gözleri fıldır fıldır olmuş çocuğun. Ne istiyormuş gelin indirmelik? Ne verirlerse. Ne verirlerse. Heh, böyle efendi olsun. Ne isterlerse. Ne vermeyi düşünüyorsunuz annem? Bilezik takacağım. Görebilir miyiz bileziği? İyi ya, ben de inmiyorum o zaman. Canım. İnmiyor. İndirmelik istiyor. Sen ne iste? İndirmelik. Bilezik takacak halimiz yok herhalde. İlk defa inanamayacağım, kulaklarına inanamayacağım bir şey söyleyeceğim sana. İnanamayacağım. Bu çok. Duydun mu bunu daha önce? Bunu daha önce. Fazla bile be dayım benim ya. Bu bile fazla be.
mutluluklar diliyoruz kardeş. Darısı senin başına. Kardeş dön bakayım. Evet. Dön hele dön. Dön. Evet. Darısı senin başına inşallah dedi. Evet. Geldi mi senin evlilik çağı? Geldi. Öyle mi? Evet. Söyle oğlum babana. Söyledi. Abi evlilik. Baba ben varım. Bu da mı birader? Evet. Canım sıradaki. İkinci ben varım. Hadi be. Evet. Allah kolaylık versin. 3, 6, 9 aşağı yukarı eski parayla 100 milyar. Kolay gelsin Ali dayı. Abi asker arkadaşım asker arkadaş ayağına koltuk moltuk bir şey demesin bizim Ali Onbaşı'ya. Bizim bak bak tabi Eyüpçük fazla oyalanmadan canım. Yaylana hadi canım. Tadına bakmıyorum hayran. Sana da yedireceğiz hiç merak etme. Hangi dişle yiyeceksen bir de laf atıyorsun oradan bize be. Geldi buyurun. Yemek hazır. Ne oldu? Yemek var ya böyle uyuyup durmanız ki. Misafir olduk işte uykumuzu alamadık zaten. Her şeyin bir sınırı var şöyle böyle uyuyup durmaz yani. Kalkın var yemek hazır. Ya muhtar sen bak köyün muhtarısın. Benim muhtarım evet. Değilsin yani. Evet. Uyumuşuz biraz. Ama benim misafirimsin. Tamam misafirimsin. O ne? Yemek mi hazırlamış hanım? Evet yemek hazır. Sabah köründe. Sabah değil de artık bir güneş doğdu bak. Hadi be. Geç mi kaldık biz bugün? Çok geç kaldınız. Ya üstad teşekkür ederim misafirliğin için sağ olasın. Az uyuyaydık ya. Sağ ol. Yani çağırmasak daha ne kadar uyuyacaksın kardeşim ya? Ya yorgunuz muhtarcım ya. Yörükleri bulacağız diye sabahın dördünde kalktık. Haberin yok tabii senin. Burası yörük değil bu köy. Yörük tamam değil. Diyeceğim bir şey demedik yani. Kolay gelsin. Buyurun. Sağ ol buyurun hoş geldiniz. Sabah günaydın diyeceğim de biraz geç mi oldu? Gece oldu. Çok mu uyumuşum ben içeride? Çok uyumuşsun. Helal edin hakkınız ya. Helal olsun sen de helal et bizim için geldin. Geldim ama ben biraz keyfime baktım yani. Bakabilirsin. Sen rahat uyudun mu kardeş? Ben senin erken kalktım çok rahat uyudum ya. Gezmişindir sen bir de burayı. Köyü dolaştım ben. Köyün adını biliyor musun? Hadi dolaştı köyü adını biliyor musun? Bilmiyorum. Yağlıca köyü. Dur ben biliyorum ya. Ben biliyorum muhtarı. Yağlıca. Konya Kadınhanı ya. Yağlıca köyü diyecekmiş. Bu ne yemeği annesi? Bu bulgur. Kaynatıyoruz. Sebep? Sebep pilav yapmak için. Bunu kaynatırız, sereriz, temizleriz, değirmene göndeririz. Değirmenden bunu yapar geliriz, pilav yaparız. O bizim yediğimiz bulgur bu mudur? Evet budur. Aslı bu mudur yani? Aslı bu. Niye kaynatıyorsunuz aslında, önceden? Kaynatmadan buğdaydan olmaz. Bunu pişirmek lazım öncelikle. Sen maşallah. Bu ne kendine güven böyle? Güvenirim ben kendime. Anladığım kadar gelinim benim var yani. Hayır gelinim yok. Yok mu gelin? Yok benim gelinim. Evlenmedi mi oğlanlar? Evlenmedi. Hiç gelinim oğlum yok gelinim yok. Kız? Kız var 4 tane elini öper. Damat? Damat da var. Damat yapsın artık bunları. Hayır madem gelinim damat yok. Yapmaz ben damatlara hizmet yapabilirim. Buranın adeti öyle midir? Öyledir. Damada hizmet. Damada hizmet. Allah Allah. Ölünceye kadar. Ölünceye kadar? Evet. Sen ne mübarek bir kayınvalidesin anneciğim. İşte ismini o. Bağışlar mısın ismini? Satı Yavuz. Satı Hanım. Evet. Hanımefendi size yardım mı ediyor? Evet. Komşunuz mudur? O da yeğenimin hanımı. Böyle beraber? Beraber böyle yaparız biz. Bunu kendiniz çekiyor musunuz? Kendimiz değirmene zamanda? Götürür çekeriz. Değirmen o. Eskiyorsun değil hayır, mi? Şimdiki değirmenlere, Ceyran değirmenlerine götürür, yapar getiririz. Kendi elimizle yapmayız. Sen bizim köye geldiğimizi duyunca mı yaptın? Bunu mu? Hayır, ben devamlı yaparım bunu. Biz de üstümüze şey çıkarıyoruz yani. Vazife çıkarıyoruz yani. Tabii, vallahi billahi. Damatlar gerekli yalakalı yapıyorlar mı? Hayır, yapmazlar. Damatlar memur. Dördü de. Annem deyip ellerine sarılmıyorlar mı? Sarılmazlar. Sarılırlar da yani. Şey yapmazlar onu. Yani öyle yağcılık yapmıyorlar. Hayır yani. Yağcılık yapmazlar. Damada nasıl hizmet nasıl yani? Nasıl hizmet? Yani. Damat gelecek eve sen de hizmetini yapacaksın. Kızın yapsın sana ne? Kızım da gelecek ona da ben yapacağım. Ben onun üzerine varınca o da bana mı yapacak? Anlamadım. Kızı sana geldiğinde sen kızına hizmet evet, edeceksin. Evet ben kızıma yapacağım. Siz uzaylı mısınız anne olur mu öyle şey? Kız olur. Kendi hizmetini kendi yapacaksın. Hayır hayır yok. Bizde öyle yok. Beyin sağ mı? Sağ beyin muhtar. Muhtar mı? Evet, köyün muhtarı. Sen var ya sen. Biri Nasrettin Hoca'yı kandırıp dur ya bu ekibi bilen daha iyi bir abimiz var bizim. Sayın müdürüm. Bir gel hele ya.
Gelişine mi kurban olsam, ne olsam? Efendim, kadın hanı kültür müdürümüz sayın hocamız, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Akşam bizi kendisi buraya bıraktı. Sabaha kadar da başucumuzda. Evet, tuttuk. Bir ara uyandım, sırtıma havlu koyuyordu, terimi alıyordu. Şu Nasrettin Hoca hikayesini anlatın, muhtar aynısını bize yaptı az önce. Estağfurullah, Nasrettin Hoca bizim hemşerimiz, kendisiyle övünüyoruz. Şimdi birisi Nasrettin Hoca'ya demiş ki, ben onu kandırırım, ben ondan daha kurnazım, daha hazır cevabım falan diye iddiası varmış. Sonra gelmiş Akşehir'e, sonra bulmuş Nasrettin Hoca'nın mahallesini, sokağını, bir adam duvara yaslanmış duruyor böyle. Varmış sormuş, selamünaleyküm. Ben demiş Nasrettin Hoca'yı arıyorum. Ben ondan daha hazır cevap, daha kurnaz bir insanım. Ben onu kandıracağım falan. Meğer o Nasrettin Hoca'ymış. O ondan sonra tamam demiş Nasrettin Hoca. Bilmiyor adam ya. Bu duvar göçecek, ben bunu tutuyorum demiş. Sen bunu iyi tut duvarı. Ben gideyim çağırayım gelin Nasrettin Hoca'ya falan diye. Daha ilk anda adam bir tutuyor ki aman duvar göçmesin falan, tutuyormuş falan. İlk anda kandırmış Nasrettin Hoca o adamı. Esprisini yapmış, geçmiş böyle çaktırmadan. Biz dahil geldik, yengeyle konuşuyoruz. Yenge de siz mi şey yaptınız? Muhtar hiç oralı değil. Beyin sağ mı dedim, sağ. Muhtar dedi benim beyim dedi. Yengenin yanına getirmiş. Siz ne zaman evlendiniz Muhtar dayı? Ben 65'te evlendim. Şöyle bir eşinin yanına alalım seni. Evet. 1965'te evlendim. Mutluluğun resmini yapabilir misin? Abidim yaparım. Al mutluluğun resmi. 65'te evlendiniz. Evet. Kaç sene? 39? İşte 40 yıl oluyor işte. 40 yıl oluyor. Nasıl oldu o iş? Kim kimi gördü? Kim kimi beğendi? Vallahi biz görecelik usulü evlendik. Zaten biz 15 yaşındaydık evlendiğimizde, hanım da kendim de. Sen 15 yaşındaydın, evet. Yenge de 15 evet. yaşındaydı. 1950 doğumluyuz. Sen sokakta gülle mi denir burada? Misket mi? Hayır, babam annem istedi. Bunu topaç oynuyordun, biraz, yenge evet. seksek evet. oynarken karı koca oldunuz. İlkokuldaydık, ilkokulu bitirdik, evlendik. Erken olmamış mı biraz dayım da? O zamanlar böyleydi yani genelde. Erken evleniliyordu. Sizin baba kaç yaşında evlenmiş? Babam da 15 yaşında falan evlenmiş. Veya 14 yaşında evlenmiş. Abim de aynen. Böyle. Senin kızlar? Benim kızlar 18 yaşına şey vermedim. 18 yaşına 20 yaşına verdim. Senin bir ağzın yanmış erken evlilikten. Herhalde öyle. Herhalde deme, eşinin yanında nasıl konuşuyorsun sen? Yok, evlilik erken evlilikten ağzım yanmış değil. Biz o zamanlar ayrılmak falan yoktu. Olur mu de ya, ne ağzı yanması. Herkes dünyanın en iyi hanımıyla beraberim de. Tabii mutluyum o yönden. Seviyor mu yenge? Evet. Söylüyor mu peki sevdiğini? Evet, söylüyorum. Söylüyor mu yenge? Söylemez mi canım, her zaman. Her zaman? Tabii. Helal olsun be. Muhtardayım be. Mutluluk belli değil mi yüzümüzde? Vallahi belli. Tamam. Sen mutlusun da Muhtar dayı? Muhtar dayı ne bileyim ben, sesi çıkmıyor. Yok, senin yanında. Onun da çıkmıyor. Onun çıkmasa benim hiç çıkmaz. Evde onun sözü mü geçer? Tabii onun sözü geçer. Allah kolaylık versin size. Sağ ol, teşekkürler. Anneciğim, sağ ol, mutluluğunuz daim olsun. Sağ ol, teşekkürler. Sevdiğini söyle de bir duyalım be. Varım, seviyorum ben, çok seviyorum. Hiç kötü zamanımız olmadı. Orada da bir şeyler yapılıyor galiba. Evet. Buyurun, orada yufa yapılıyor. Yok, ben seni sonra ayırmayayım eşinden. Eşinden ayırmayayım ben seni. Ben de oraya kadar getireyim. Ya ben giderim, tamam, bulurum tamam. Ben. Koklaya koklaya tamam, bulurum. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Allah'a emanet. Merhaba anne. Merhaba. İlla konuşmak şart. Anlaşmamız şart. Biz öyle karşılıklı gülsek de olur. Ona bu lazım. Nasılsınız? İyiyiz. Haliniz keyfiniz yerinde mi? İyi. İsminizi bağışlar mısınız? Havva. Havva Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Ne örüyorsunuz? Toplaşmışsınız hanımla. Oturuyoruz. Sizi bekliydik. Beni mi bekliydiniz? Biraz geciktim ben galiba, öyle mi? Çok bekledik. Uyuyakalmışım annem. Helal et hakkını. Öyle mi? Vallahi helal et hakkını. Yorulduk burada bekleye bekleye. Sabahtan çok yorgun bir halim var. Zaten taş taşıtmışlar sana sabahtan akşama kadar biz geleceğiz. Oturuyor mu annem, neyine yorulacaksın? Yorulduk böyle. Hayır, duvar mı sıvadın lan? Boya mı yaptın? Taş mı taşıdın? Ekmeğe gidiyoruz sabahtan beri, baksana. Ekmeği eden başkaları, sen burada hazır bekliyorsun. Ben de burada bacımız yazar, oturuyorum. Nasıl gibi oturuyorsun? Oturuyorum, seni bekliyorum. Seni bekliyorduk. Hangi dişle yiyeceksin? Hadi ekmeği bekle. Ekmeği yerim başka dişlerimle. Siz ne örüyorsunuz efendim? Paspas örüyoruz efendim. Konya'da bir de nasılsına şey denir değil mi? Ne örüyorsun derler.
Bu ama gerçekten bir şey örüyorsunuz yani. Evet. Bakalım. Eve mi bu? Hediyelik mi yapıyorsunuz? Hediye ediyorum. Kime hediye ediyorsunuz? Yani gelinlere, torunlara öyle örüyoruz. Hediye. Gelinlere? Evet. Ya siz bu nasıl bir köydür bu? Amma el üstünde tutuyorsunuz gelinlerinizi, tabii damatlarınızı. Canım. Pek mi sevilir damatlar gelinleri? Tabii severiz gelinlerimizi, kızlarımızı, oğlumuzu, damatlarımızı severiz. Hadi kendi evladını seversin de bu gelin sevme adetini nereden çıkardınız? Biz severiz. O da kızımız gibi olur. Evladımız o da. Sizin kayınvalideniz var mı efendim? Kayınvalidem yok. Vefat etti. Sizin çenenize mi dayanamadı da? Allah rahmet eylesin. Gene gene rahmet eylesin. İyi miydi aranız? Ben görmedim. Ben gelmeden önce ölmüş. Sen kaynana çilesi çekmediğin için anne bilmezsin işte. El üstünde mi tutarsınız gelini? Tabii. Beraber mi oturuyorsunuz? Yok. Konya'da duruyor. Ayrı. Ayrı. Evet, arada bir gelince kıymetli tabii. Oluyor tabii. Tabii tabii. Arada ha. Ben de gidiyorum. Ya yanında olsa öttürürsün. Yok. Öttürme. Öttürün. Temizle kız şu camları sil bakayım bu ne kız evi böyle. Yok yapmam böyle. Bunun iki ters bir düz mü? Nasıl oluyor bu? Şöyle örüyoruz işte. Böyle. Bu da olmuşu mu? Efendim? Bu da olmuşu. Sen de maşallah her şeyin hazırı. Ekmek pişiriyorlar, oturacaksın, yiyeceksin. Paspas örüyorlar, oturacaksın üstüne. Sonra diyorsun ki yoruldum. Amma yoruldum bugün valla. Bir paspas bekliyorum, bir ekmek. Olmadı mı daha? Pişmedi mi? Aşerdik burada. Kimi örüyorsun çorabı? Uşaklara örüyorum, torunlara. Yaş kaç? Bilmiyorum bari yaşım. Siz biliyor musunuz annenin yaşını? Bilmiyorum, 65 yaşındayım ben. Siz 65, sizden yaşlı herhalde değil mi? Yaşlı benden. Siz biliyor musunuz yaşını efendim? Bunu ha, ben bilmem yaşını. Var mı bir 70 var mı? Vardır var. 80 var mı? Yoktur canım sesi. Tabii bayan olunca hangi yaşlı olursa olsun yaşlılığı kabul etmiyor. Dede sağ mı dede? Sağ. İnşaat bekliyor Konya'da. İnşaat bekliyor? Hı. Bu yaşta? Hı. Ne olacak oğlum açtı inşaat bekliyor. Maşallah. Ya. Bu yaşta çalışıyor yani çalışıyor, dede. Çalışıyor. Siz de çorap örüyorsunuz. Bir de torunlara çorap örüyorum işte. Özlemiyor mu dedeyi? Gidiyorum. Orada bu Konya'da. Ben de gidiyorum. Sevdiğini görmeye buradan ha. Konya'ya. Hı. Bu yaşta. Hı. Tövbe estağfurullah. Efendim bilmeyenler için söyleyelim. Kadın hanıyla Konya arası aşağı yukarı bir saat var. Var ya. Arabayla. Dedeyi görmeye bir saat yol gidiyor. Gidiyorum tabii. O niye geldin mi diyor yoksa hanım hoş geldin özledim yav göresim geldi mi diyor. Ha öyle değil. Aşk devam seviyorsunuz birbirinizi. Ha. Seviyorum tabii. Hani abicim evlilik aşkı öldürüyordu. Evlilik aşkı öldürmüyor tam tersi. Yüceltiyor, yeşertiyor. Tabii canım. Seviyorsun mu hala? Seviyorum ya. Sevilmem mi? Yürüdüğü zaman ey aslanım benim yiğidim geliyor diyorsun mu? Hı, diyorum. O da diyor mu? O da diyor. Ey geliyor benim hanım be. Gelin. Maşallah be. Püpü Allah nazarlardan saklasın. Ha öyle değil işte. Der. Kaç çocuk var anneciğim sizin? 6. Allah bağışlasın. Sağ ol. Yanında olan var mı yanında oturan? Hiç yok. Dedeyle bir kaldınız öyle mi? İkimiz kaldık. Ay anne, özlüyorsun çocukları. Gelirlerse var, gelmezlerse herkes evinde oturur. Ya. Dede gurbette? Hı. Bu yaşta bir de gurbet çekiyor. Ya, gurbet çekiyor. Her gün mü gidiyorsun görmeye? Yok, yarın giderim. Özlediğin zaman? Hı. Otobüse biniyorsun buradan? Hı. Gidiyorum, doğru. Sarılıyor mu böyle? Hasretlik çekmiş gibi. Bağ bahçe var mı anacığım? Var. Bağ çapalıyorum. Çapalıyorsun? Hı. Burada bağ çapalıyorum. Ne ekeceksin? Fostan ettim. Dedeye selam söyle. Böyle seviyorsunuz mu komşular bir arada toplanmış? Seviyorum. Ne konuşursunuz kendi aranızda? Kendi aramızda. İyi ikincilik şöyle oturuyoruz. Çocuklar şunu yaptı, bunu yaptı. Gelinler. Gelinler hazırlıyoruz değil mi? Gelinler biraz çekiştiriliyor mu? Çekiştirirler tabii arada biraz.
Kırarsızı denler onu. Sevinir ama değil mi bu gelinler? Sevinir tabii. Değil mi? Hı. Böyle elin kızı falan muamelesi yapılmaz onlara aslında. Yapılmaz. Sizin yani bir kaynananız vardı bizim mesela. Bizim kaynanamız vardı, kaynamın kaynası vardı. Duruyduk. Şimdi gelinler durmuyor. Korkar mıydınız kaynananızı? Korkardık tabii canım. Yumuş buyuracak diye bakar durduk. Böyle bir höyt dediği zaman bir kaçacak delik arar mıydınız? Tabii arardık ya canım, aranmaz mı? Sever miydiniz kaynananızı? Severdik. Korkar mıydınız, sever miydiniz? Severdik de korkardık. Bazı buyurdu, bazı korkardık, bazı gelin kuzum derdi. İyi koydu, görerdik oğlum. Hiç vurdu oldu mu size? Vurmadı. Görmedim, vurmadı bana. İyiymiş o zaman. İyiydi. Bazı kaynanalar gelin dövüyorlarmış. Yok yok. Ben de dövmem gelinlerimi. Oldu bir de döveydim. Yok dövmem. Kaynan beni dövmedi ki, ben gelin mi dövsem? Kaynananız sizi dövseydi, siz gelini döver miydiniz? Belki, belki, belki. Ben çok zopa yedim kaynanadan, sen de bir ye... Değil demek kaynanalık böyle. Ne baktın ablam? Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk annesi. Yorulmuşsun sen. Abi çalışıyoruz işte. Kıyamam sana. Yorgun gördüm seni böyle. Yok be. Ne ben de seni gördüm. Hapşırdım, sonra kuş grubuna mı yakalandın bilmem. Allah korusun, ne kuş grubu. Ne bileyim ben, ama orada öyle kuş hapşırıyordun herhalde. Öyle bir şey var. Bundan geçmiştir. Ondan mı geçti? Bundan, o hapşırıyordu arabada. Hepsi diye suratını. Bilmem vallahi şey. Seni gördüm ama. Sağlıklıydı değil mi ben? Hı. Öyle. Hapşırıp duruyordum ben. Üstüme pusturuyordum ben. Ne tozu be. Sen bizim için mi kaygılandın anne? Hı, ben seni hiç kaygılandım. Hasta televizyonda çok gördüğüm için hiç yabancı gelmedim. Vallahi bizim de en büyük şansımız. Hı. Televizyona çıkınca öyle oluyor. Böyle kendi evladı gibi her ya da bir akrabası için gelmiş gibi hissediyor. Oğlu dışarıdan görünce. Bizim de en büyük şansımız sizle tanışmak. Sağ ol. Bu yaptığınızın adı ne? Börek. 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 Neli börek? Ispanaklı, peynirli, patatesli, ne istersen hepsinden yaparız. Et de var içinde. Et de var içinde. Domates de var, biber de var. Hepsi var. Yiyeceğiz, yiyeceğiz. Sana da yedireceğiz. Hiç merak etme. Hangi dişle yiyeceksen bir de laf atıyorsun oradan bize be. Öyle mi? Hı. Annem acıkmış bunlar vallahi. Çok gittim ben onları, doyurdum. Ne siz zaman? Gelmeden öylece doyurdum. Yemişsiniz daha ne bağırıyorsunuz nerede nerede diye. Bak anne. Sen özlemişsin dedeyi, bana bağırıyorsun. Siz bunu açıyorsunuz. Evet. İnce mi olacak, kalın mı olacak? İnce olacak. İnce oldu mu iyi olur. Kalın oldu mu ne olur? Kalın düşer o zaman. Beceriksiz mi derler? Mide ağrıdır. Öyle mi? Hı. Böyle ince ettin iyi olur. Gevrer tabii. Kızlarınız yapabiliyor mu bunları? Yaparlar, öğretirim. Öyle mi? Evet. Bir de var benim kızlarım 5 tane. Allah bağışlasın. Bir tane de oğlum var. Allah bağışlasın. 3 tanesini gelinettim, 3 tanesi duruyor. Şimdi oğlanı vereceğim Allah adına. İnşallah hepsi bu işi yapacak yani. Evet. Peki kınarlar mı bunu yapamazsa? Kınarlar azar. Annelerin örneği. Annemizden kalmadı. Değil mi? Öyle derler. Bir kız beceriksiz olursa anasının evinde öğretmemiş mi derler? Öyle öyle. Öyle diller. Şimdi ben 3 tanesini verdim, gelin ettim. Yani yapar bunları. Siz açıyorsunuz burada. Hı. Anneme veriyorsunuz. Annem içinin malzemelerini hazırlıyor. Ben de içine katıyorum malzemesini. Sadece bırakıyorum. Saçta da en tecrübeli mi olur böyle? Ha, o tecrübeli. Hepimizin büyüğü olduğu için o da saçta bir şey. Genelde yakan ateşin başında duran en tecrübelisi o. En tecrübelisi o. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım? İyiyim anam. Ne yapayım? Allah aşkına ben de iyiyim. Halin keyfin yerinde mi? İyi şükür Allah'ına. Hacı dediler size. Evet. Hacca mı gittiniz? Gittik rahmetliğinin. Rahmetlik oldum. Allah rahmet eylesin. 6 sene oldu öleli. Allah rahmet eylesin. Allah kabul etsin hacınızı. Sağ ol. Kısmet olur bir daha gidersiniz inşallah. İnşallah. Var mı niyet? Oğlanlarım götürürse giderim. Götürürler be anam, niye götürürsün? İnşallah götürürler. Hatta bizim program haftada 2 bölüm olmasa evet, üşenmez ben götürürdüm seni ama. Sağ ol, çok sağ ol. Vakit kalmamış be annem, vakit yok. Çok sağ ol. Derler ki en tecrübeli oturur derler ateş başına. Sizin bu tecrübe nereden geliyor? Yoksa onlar ateşte yanmak istemedikleri için size mi? Anadan doğma bizim mesleğimiz bu. İderiz. Annemiz bize gösterdi, bunu yaptık. Biz annenizleri öğrendiniz. Evet. Siz de kendi çocuklarınızı öğretiyor musunuz? Evet. Nedir bunun püf noktası? Yakmadan... Yakmadan nasıl olur bu? Vallahi işte yakmadan pişireceğiz. Yiyecekler Allah azim olsun. Saman mı yapıyorsunuz sadece? Saman da var, fasal da var, talaş da var.
Başka bir böyle çalıyla çırpıyla olmaz mı bu? Onda da olur da o fazla yakar ekmekleri. Bunun ateşini ayarlamak önemli değil mi? Tabii bunun ateşini ayarlamak. Peki bizim önemli. O evdeki tüplü ocaklar var, onlar da ayarlayamaz mıyız biz bunu? Vallahi ben ondan hiç itmedik biz. İlla sac olacak. İlla sac olacak, saman olacak. İyi ki de öyle olacak. Öyle olacak işte oğlum. Lezzetini o veriyor yani. Tabii. Siz efendim? Börek yağlıyoruz. Ne kadar zor bir iş. Evet öyle. Kollarınız kopmuştur şimdi sizin. Öğlenden beri sizi bekliyoruz. Böyle öğlenden... yağlıyoruz. Uyuyakalmışım ben abla, kusura bakma. Bunlar niye yağlıyorsunuz? İşte yemeğe yağlı yiyenler yağlı yer. Daha mı lezzetli olur? Tabii daha güzel olur. Tadına bak. Yedeb tadına bak. Yiyip tadına bakmıyorum. Hayır hayır. Hayır. Siz lütfen ucundan koparınız. Bu taraftan koparınız. Ama herkes o kadar şey diyor ki gittiğin her yerde götürüyorsun, gittiğin her yerde götürüyor diyor. Eyübe hiçbir şey vermiyorsun diyor. Ispanakla yersiniz bundan. Bilmem arkadaşım hangisini tatmak isterse. Patatesli rica edecek bizim arkadaşımız. Bu da hani hiç beslemediğimiz, hiç bakmıyorsun. Habire sen götürüyorsun dediğiniz arkada lokması yani bu da. Bir bak bakalım tadına. Seni gün gibi görmeye başladım ben ya. Seni köpürmeye ihtiyacım var. Hoş geldin eşsiz biz gel. Öncük cıncık uğraş babam uğraş. Cihan Beyli böğrü delikten Çeşme'den bir buz Eyüp'cüğüm buz iki gözüm. Böğrü delik ismi buradan mı geliyor acaba? 1 2 3 4 tane böğrü delinmiş gibi çeşme var. Bu mudur acaba? Sağ olun. Böğrü delik ismi. Sen dur hele dur. Ben seni dur bakayım ya. Altaylar'da Ergenekon'u daha deldik ya. Sapku? Kutatku? Ya nasılsın? İyiyim. İsmin nedir? Salih. Oğul. Salih mi? Evet. İnsan ama bir kültigim falan bekliyor değil mi? Yani bir Alper Tunga falan bekliyor. Olur. Nasıl bu isim nereden geliyor? Ölüyorsun. Bu isim şurada suyumuzun kaynağı oradan geliyor. Böğrü delik yani dağın böğründen su çıkıyor anlamında. Köyümüzün... Aslında doğru tahmin etmişiz. Evet. Biz de Pınar'dan delik. Evet. Yani, evet. Böğrünü delmiş. Bu güzergah öyledir zaten. Böğrü delik, Pınarbaşı, in suyu. Yün mü yıkıyor ablalar? Yün yıkıyorlar. Burası işte bizim... Kolay gelsin. Türkçe bilmiyorum ki. Öyle mi? Evet, Kürt'üm. Kürt, Laz, Çerkes fark etmez. Yün mü yıkıyorsun burada? He. Niye yıkıyorsun? Yatağı için. Yatak günleri. He. O yatağın içinden çıkardıklarını çuvala koyup buraya mı getirdin? He. Sabunlama mabunlama yok değil mi? Sadece suya sokup çıkarıyorsun. He. Ellerin şişmedi mi ellerin? Şişiyor. Hı? Şişiyor. Yani suda soğuk be annem be, zor olmuyor mu? Zor ne yapıyor? Adam gelsin yıkasın, sen ne yıkıyorsun? Bizim kadın yıkayacak. Kadın yıkayacak. He. Elde sopa var yani, tamam mı? Yani, direkt lambur diye gidelim. Efendim kolay gelsin. Nasılsınız? Biz de iyi, çok şükür iyiyiz. Yaramaz bir şey yok. Kolay gelsin. Hoş bulduk. İsminiz efendim? Emine. Emine Hanım. Bir de deterjanlı mı yıkıyorsunuz? Yok. Köpürmeyenlere deterjan atıyorum. Nasıl köpürmeyenlere? Bazıları köpürmüyor. Yün köpürür mü ki normalde? Köpürüyor. Hiçbir şey koymadan deterjan koy, yün köpürüyor. Köpürüyor. Bunları köpürsüz yıkadık. Şimdi durulacak. Bembeyaz olur. Bunları nerede kullanacaksınız efendim? Yatak, yorgan, yastık. Ne lazımsa onu da kullanacağız. Teyzeyle konuştuk Pınar'ın başındaki de. O fazla Türkçe bilmez mi? Valla bayağı biliyor. Dedi ki bunu kadın işi de diyormuş. Beyleri öyle diyormuş yani. Öyle. Evet. Erkekler pek yapmaz. Niye? Bilmem, yapmazlar işte. Galiba işlerine pek gelmiyor. İş öyle. Biraz ağır. Buraya kollar giderler. Biz yaparız. Yatmasını biliyoruz ama
yünlü yatakta öyle. Kışın sıcacık. Oh. Onu bilirler canım. Ama yıkamaya gelince. Yıkamaya gelince yok illa. Evli misiniz? Nişanlıyım. Nişanlısınız. Evlenince yıkatmayı düşünüyor musun beyine? Yok o kadar da olmaz. Ya ben öyle lafın gelişi sevdim diyorsun yani. Dur buyurun. Pardon buyurun. Kendileri gelse yıkata razı oluruz da kendileri de gelmez. Ah kim razı olmaz? Kim ister mi? Kim ister bu işi? Siz efendim evli bekar? Bekarsınız. Var mı nişan mişan durumları? Yok. Arkadaşınızın evleneceği günü mü bekliyorsunuz? Evet. Ağlayacaksınız mı kına gecesinde? Ağlayacağım. Vallahi. Yakın mısınız? He yakınız amcam. Amcanızın kızı. Hı-hı. Çok zor oluyor kınalarda be. Çok zor. Gözün tuttu mu damadı? İşte iyi. Nasıl işte? İdare edelim. O Brad Pitt olsa sana yaranamaz çünkü en yakın arkadaşını alacak. Sen kimle artık yün yıkayacaksın? Ev yakın o kadar dinsak değil yani köyden aynı. Kendisi de çağırır. Çağırır. Nasıl sizin yünleriniz değil mi bu? Nasıl? Bu yünler sizin mi? Ağlarsın tabii. Tabii istemezsin evlenmesini. Gidecek kendi evinin yünlerini yıkayacak. Sana yardıma gel... Sen. Neyse canım yardım ederiz. Bunu böyle pata pata vuruyorsun değil mi? Başka bir numarası yok buna. Budur yani. Karşı kıyıdan vuralım. Alabilir miyiz? Evet televizyonlarda Eyüp dediğim ve en son 60 YTL borç verip borcun üstüne yatan arkadan alabilir miyiz? Seni yün gibi görmeye başladım ben ya. Seni köpürmeye ihtiyacım var. Evet. Ben bunun farkını sana taktım. İşe yarıyor mu be? Vallahi kolay gelsin. Cıncık uğraş babam uğraş. Kolay gelsin. Sağ olun. Şoray Bey oğlum siz misiniz? Annem benim sen misin? Yani hiç tahmin etmiyorduk böyle olacağını. Hoş geldiniz. Allah Allah. Neyi tahmin etmiyormuşsunuz? Yani biz böyle kendi adetimize, örf adetimize göre yemek yaparken hiç hayal etmiyordum. Az önce ne diyordun? Hamur mayaşlı seni bekleyeceğiz diye sabahtan beri aç kaldık. Beyler burada bize fırça atıyorlar. Fırça attın bizi az önce. Olacak o kadar. Öyle mi? Evet. Şimdi televizyona çıkacağım diye yeni görmüş gibi mi? Sen, evet. Ne rolcüsün? Evet. Ne rolcüsün? İsminiz efendim? Nedime Oğuz. Nedime Hanım efendiciğim. Evet. Bu yaptığınız yemeğin adı nedir? Ciğerden yapılıyor. Kendi dilimizde adı sumsa. Sumsa ne demek? Sumsa yani som aldın. Sapsarı böyle kızarınca... Som oluyor böyle. Som. Som evet. Kendi somsa. Dilimiz siz ne? Özbek dili. Öyle mi efendim? Evet biz Tatarız. Tatar mısınız? Göçmeniz. Rusya'dan geldik. Ne zaman gelmişsiniz? 1904 veya 5, 8. Benim dedem bu bizim akrabaları toplayıp Rusya'dan çıkıp İstanbul'a Osmanlı Devleti'ne gelmişler. Oradan da işte İstanbul'u beğenmemişler. Oradan Akşehir'e. Tabii orada Rus'tan çok çekmişler. Böyle kendi başımıza denha bir yerde oturalım, kalkalım diye. Birlik beraberliğimiz bozulmasın. Yani toplum olarak bir arada kalalım. Küçük bir yer olsun barınabileceğimiz, örf adetlerimizi sürdürebileceğimiz küçük bir yer olsun diye burayı istemişler. Böğrüdeli'ye gelmişler. Evet, evet. Cihanbeyli Böğrüdeli'ye. Evet. Zaten burayla dış dünyayla biraz bağınız kopuk. Evet. Çatı çutur reklam yapıyorlar ama burada hiçbir GSM operatörü çekmiyor. Yani cep telefonunuz var da gideyim ben Böğrüdelik'teki arkadaşlarımı göreyim. Oradan da evi ararım diyorsanız onu unutun. Şömele dayı. İsim? Selman. Selman Bey, yenge hanım diyor ki evde diyor bunun sesi çıkmaz diyor. Sizi gördü herhalde cesaret buldu. Yoksa benim karşımda konuşamaz diyor. Öyle mi diyor? Aynen öyle dedim. Teyit edelim. Doğru mudur? Yok, anlayışlıdır yani çok konuşuyorsun demesi. Her istediğimi konuşurum evde.
Dışarıda da konuşurum. Şimdi neden öyle dediğini bilemiyorum. Benim eşim bir tanedir. Benim anladığım kadarıyla evde sadece sen konuşuyorsun yenge bir kere. Yok, o da konuşur, ben de konuşurum. Soralım, evde sadece yenge mi konuşur? Ara sıra sen de der misin? Ortamın şeysine bakar o. Ortama bakar. Ortam genelde tabii. Senin suskunluğunla geçiyor herhalde. Sırası gelirse tabii ki. Senin bir işte karnım acıktı, kahvaltı hazır değil mi? Çay alabilir miyim? Evet, odur evet. Değil mi? Tabii canım. Başka hele bir ağzını aç hele. Hele bir aç. Ben mi? He. Ben Kazak erkeği. Tatar erkeği değil miydin sen? Kazak. Nedir, ne tür kazaklıklar yapıyorsunuz efendim? Aslında yani Özbek de Kazak'la karışık yani. Sert midir? Tabii. Özbek erkeği. Tabii. Kazak erkeği sert olur. Siz efendim korkuyor musunuz eşinizden? Korkarım, sayarım. Çekinirsiniz yani. Çekinirim, evet. Yemeğe vaktinde ister. Yani her şey, her istediği vaktinde olsun ister. O olmadı mıydı biraz yani zor olur. Genelde bizim beyler hep öyledir. Vaktinde yemeğe oldu mıydı, hizmetini vaktinde yaptın mıydı? İyiler ama onun dışında tabii biraz korkar beylerimizden. Zamanında yemek hazır olmadı. Ne olur evde? Allah muhafaza. Onu kendisi bilir hayır. Öyle mi? Tabii, ben karışmam tabii. Diyorsun gerisini. Tabii kendisi bilir. Bunun adı neydi? Bunun adı Beremiç. Beremiç. Evet. O ne demekmiş? Bu bizim kendimize has bir yemeğimiz. Kıyma var içinde. Buna da gene az soğan katıyoruz. İsteğe göre baharatlarını katıyoruz. Hamuruna da bir veya iki yumurta kırıp şeyle sütle yoğuruyoruz. Peselerini tutup açıp o şeyi hazırladığımız içi içine yayıp şeklini veriyoruz. Ondan sonra yağda kızartıyoruz. Bu ama sanat eseri gibi oluyor böyle. Evet. Hatta ilk gördüğünüzde kurabiye mi diyorsunuz ama evet. Çok lezzetli bir şeydir evet. Diye tahmin ediyoruz bizler. Etli börek. Beremiç bunun adı. Beremiç. Evet. Bunlardan hariç bir de çorbamız var. O da arpadan yapılıyor. Saat gece 4'te kalkıyorsun. Kazana atıyorsun. Kemikle birlikte pişiyor. Kaç saat? 6 saat kaynatıyorsun. Çorbanın adı ne? Öre. Öre değil. Eziyet. Yok. Eziyet değil. Lezzeti çok güzel. Vallahi. Biz çok seviyoruz. Biz buraya mesela bir asıra yakın oldu geleli. Hala öz dilimizi kaybetmedik. 100 sene falan olduysa daha yeni yeni 10 sene falan oluyor dışarıya kız vermeye başladık. Peki bundan 10 sene önce kız bir başkasına yani sizden olmayan birine aşık oldu. Yani sor ve ya kaçardı ya da verilmezdi. Ama şimdi böyle 10-15 senedir serbest. Mesela ben kızımı Ankaralı'ya verdim. Üniversitede tanıştı, verdim. Gitti şimdi Ankara'da. Sen hala içine ukde kalmış o be anne. Tabii. Hı? Tabii. İsterdin tabii yanında olmasını da. İsterdim. Oranlarım var, biri 6 yaşında. Biri 1,5 yaşında, onları çok özlüyorum. Telefonla görüşüyoruz. İsminiz? Sebat. Sebat Hanım. Yurt dışında çok mu çalışanınız var? Çok. Bayağı gönül yarısı vardır. Gönül yarısı dışarıda? Gönül yarısı dışarıda. Oradan evleniyorlar mı? Vallahi erkeklerden bir iki tane var evlenen. Kızlardan yok. Yok. Evet. Kesinlikle yabancı yok, ya. Yabancı. Aman anne dur yok, dur. Dur yani sakin. Bir hışımla bıçağı aldın. Hayırdır? Soruyu mu beğenmedin? Ne oldu? Evet. Vallahi ben niye ne kusur işledim diye. Ha, ben düşünüyordum esas ne kusur işledim direkt. Hemen bıçağa sarıldı mı anne? Dur belki toparlardık soruyu hani. Yani kılıfını uydurduk. Bir şey yapardık. Orada. Sizin de mi Danimarka'da? Evet, iki kızım var Danimarka'da. Peki kendi dilinizce selam söylemek ister misiniz? Söylerim. Kızımı çok seviyorum. Kızım seni kup sağındım. Torunumu da sağındım. Kup? Kup. Özledim. Kup demek. Kup sagındım. Sagındım. Evet. Anne seni kup sagındım. Anlamıştır kızım. Herhalde. Yok. Kızım ya. Ha. Anne demeyeceğiz oraya. Hayır ben kendi anneme söyledim. Kup ben annemi kup sagındım. Sagındıyamaz mıyım sagındım. Yani? Sagındım. Sagındım. Torunumu kup sagındım. Hoş geldin eşsiz biz gel. Batmadın da dinizge hatırlı konaksın.
haksız bizge ni hürmet idik sizge. Anladım. Hatırlı konuğuz biz size. Ağır konuksunuz. Biz hoş geldiniz. Ne edelim size? Nasıl hürmet edelim? Daha ne edeceksiniz? Şunları pişirip bize ikram ettiğiniz zaman yeter de artar bile. Siz bir de atışıyormuşsunuz galiba. Var mı öyle bir şeyin aslı astarı? Çok güzel. Atışıyorduk da şimdi biraz yaşlandık diyelim artık. Yok ya, yaşlanmadık diyen demin tempoydu. Hiç yaşlanmadık diyordu. Oldur oldur oruntukka ayakların dalmasın. Kalsa kalsın benim hatır sizin hatır kalmasın. Mani altın katmış mani. Katıp katıp on parmağım oyuldu. Siz dostlarını oylayman deyip yüzüme sarı kıyıldı. Gökte uçan gı teyyaren gı selam söylen o yaren gı. devamını getireceksin ama adamın yüzü asıl yaren gı. Sizin var mı efendim? Tilek tilek kırlar yudum. Ağarganın kim bilsin. İçim dolu kaygı hasret. Hasretimni kim bilsin. Kağıt bıçak böyle elde bıçak. Yok yok yok, şey yok yok. Yani yanaşalım şöyle. Belki kime sevdiririz kendimizi de. Mırr mırr. Yani yırtarız ya mırr mırr. Şöyle. Kesin. Dur, beni. Yok yok. Ya tam sevdiremem. Mırr mırr mırr. Now now. Şöyle bir ısındırtalım kendimizi. Belki vazgeçer kesmekten. Yok yok. Sen ne tatlı bir annesin sen. Ya oğlum ne yapacağım? Sen ne şeker bir annesin. Hı-hı. İsminiz? Zeynep. Zeynep Hanım. Bu neydi bunun adı? Beliç. Beliç. Hı-hı. Beliç'in içini bir görebilir miyiz? Tabii ki kesersem görebilirsin. Niye, kesme törenle mi kesiliyor? Evet. Nasıl törenle? Para atacaksın üstüne, öyle gezeceğim. Parasız? Parasız olmaz. Tabii. Yani. Yo, önemli değil. Cep telefonunu ben iç etmiştim. Şaka, yok canım, şaka, attık oğlum. Bile baş. Bak. Kestim, keseceğim. Keseyim mi bari? Keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Parçayı alalım. Evet. Ve en çok neyle eleştiriliyorduk biz? Teyzelerin orada götürüyorsun. Götürmüyorum. Gördüğünüz gibi. İki neyle eleştiriliyorduk? O çocuğa hiç bakmıyorsun. Yo, bakıyorum. Gel, iki gözüm benim. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah zenginiz galiba. Öyle mi? Öyle öyle, güldüğünüz zaman bir zenginlik ortaya çıkıyor. Siz de Tatar mısınız efendim? Ben Türkmenim diyor, yabancıdan kız aldık. O benim görümcülürü, getirdi beni yabancıdan. Hayır, getirdi. Siz buraya gelin geldiniz. Gelin geldik. 32 sene oldu geldiğime. Nasıl oldu bu iş? Hani böyle dışarıya kız verin. Görücü usulü işte. Nasıl görücü usulü? kayınvalideniz mi görmüş sizi? Yok. Benim annem. Halamız. Kayının işte halası oluyor. Beyinizin halası sizi beğenmiş. Beyimin halası görmüş. Görücü usulü geldik yani. Memnun musunuz? Yani bey bırakıp gitti bizi. 3 sene oldu. Nereye bırakıp gitti? Yıldırım çarptı, rahmet. Ha, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yaşasın. Şükür yani, memnunum Tatarlardan. Seviyorum, hepsini seviyorum. Ne farkınız var? Yani ben ufadım, geldiğinde hep uydum bunlar. Uydum yani, uyum sağladım ben. Her şeylerine uydum. Gözlerinizin çekikliği hariç siz de bir Tatar oldunuz yani buraya. Gelince, benim torunlarım da çekik, oğlanlarım da çekik. 2 tane oğlum var. Allah bağışlasın. Gelinim biri Tatar, biri Konyalı. Artık dışarıya açılıyoruz yani. Açıldık yani. Annem ben anlamadım seni vallahi. Nereye dönsek sen de annem ben. Bu nedir yani, şimdi? Bu yaptığınız nedir? Efendim. Bu yaptığınız nedir? Bu deminden beri yaptığımız beremcin hamuru. Yapılışını görmek isterseniz bu belişi yapacağım burada. Yapın. İsterseniz. İsteriz. Niye sonra istemiyorum? Bizim ekmeğimiz de çok farklıdır. Günlük yediğimiz ekmeğimiz. Bakkaldan ekmek almaz mısınız? Almayız, kendimiz yaparız. Şimdi bu deminden bunu numunelik olarak bıraktık. Çok yapılan belişimizi de görürsünüz. Ben bunu yapmaya başlayayım en iyisi. Yapayım, benim konuşma sırası geçsin de bu gidişle anlaşamayacağız yani. Çok konuşuyorsun falan. Bilemeyeceğim yani, yerim ayarsız oldu. Biraz yaşlılık malum. Aşk olsun be annem. Aa sen de. Konuşkanlıktan daha güzel bir şey var mı bu dünyada?
Biz konuşuyoruz diye para veriyor bize, biliyor musun müessese? Öyle mi? Vallahi. Biz de aslında ne provalar yaptık. Bu hamurun mayasını siz nasıl elde ediyorsunuz? Hazır maya kullanmıyoruz dediniz. Hiç mayasız oluyordu. Bir ölçü süt, bir ölçü yağ oluyor. Ölçülerimiz oluyor. Bak şimdi kalınca yoğurduk bu hamuru. Kalınca da şey yaptık. Tabağın içine unladık, hamuru koyduk. İçine yine unluyoruz. Bu etin şiresi ne tutsun diye. Ölçü. Bunu düğünlerde yapıyoruz. 100 kadar yapıyoruz. Of. Düzelte düzelte gidiyor böyle. Öncük cincik uğraş babam uğraş. Hiç de değil yani, çabucak da yaparız bunu. Yurt dışındaki kızlarınız şimdi, gelinleriniz yapabiliyor mu? Yapabiliyor tabii. Yani bunu yapamayan zaten gelin olmaz. Yaparlar elhamdülillah. Hepsi yapar. Şimdi bak süslemesine geçiliyor böyle. Aslında ben bunun süslemesini pek bilemiyorum. Her zaman da diyorum benim gelinim daha güzel yapar diye. Yine de idare edin. Arkadaşlar da çok güzel yaparlar bunun süslemesini. Böyle alıyoruz. Altı saat pişen çorba bu mudur? Evet. Anne. Evet. Neydi çorbamızın adı? Öre. Öre. Ben sizin adınızı sormayı unuttum değil mi? Mesturi Özbay. Bu tezekte mi pişer? Evet. Özelliği bunun tezekle pişer, odunla değil. Siz tezeye ne diyorsunuz? Kimre. Odunla odunla pişerse ne olur? Yanar, tipikler. Arpayı ibekte dövüyorsun. 2-3 kere onun kabuğu soyuluyor. Sadece içinin özü kalıyor. Ondan sonra o özünü kemikle birlikte 6 saatten geri çorbayı yapıyorsun. Mesela buğday dövmesi gibi. Bunu özel günlerde mi yapıyorsunuz? Tabii. Böyle kıymetli misafirlerimiz geldiği zaman, ondan sonra bayramlarda, Avrupa'dan akrabalarımız geldiği zaman, mevlitlerde, düğünlerde, evet, eksiğimiz olmalı. Allah hep böyle güzel günlerde yemeği nasip etsin. Amin, amin, amin. Kremiç pişmiş değil mi bu? Siz mi pişirdiniz? Ben pişirdim. Abide Hanım. Abide. Kimse yardım etmedi mi size? Şu gençler hiç söylüyorum ki yedirin pişirelim diye doymuyor. Hadi biraz ihtiyarım ya. Estağfurullah. Ağır işi size verdi. En ağır işi bana verdi. Ama en özel işi de size verdi. Evet tabii en özel. Ustalık istiyor değil mi? Tabii ustalık istiyor. Şimdikiler pek beceremiyor da. Kendimi biraz öveyim değil mi? Övün tabii canım, en doğal hakkı. İhtiyarları gibi övecek. Kendimi öveyim ben. Ben öveyim sizi canım. Siz nasıl beceriklisiniz? Nasıl on parmağınızda on marifet? Verin o mübarek elinizi öpeyim. Gittim. Yetiştin mi? Yetiştim. İki tane kaldı. Son iki mi bu? Evet. Bu meşhur Tatar ekmeği mi? Evet. Biz nan diyoruz. Nan. Evet. Nan. Evet, nan. Nasıl yapılıyor bu? İşte bu kuanta yoğuruyorsun suyla. Onu. Süt? Hayır. Yok. Su, tuzla un. Tuz, un, su. Kabarınca bu takkelere koyuyoruz. Maya? Maya da oluyor. Sizin kendi yaptığınız maya üretme ama, maya. Hazır maya değil yani. Tak maya, hazır maya değil. Sonra bunların içine koyuyorsunuz. Evet, onların içine koyuyoruz. Bunlar mukavvadan mıydı? İçi mukavvat, dışı bez. Bez. Evet. Onun içine koyuyorsunuz. Özel yapıyoruz kendimiz. Fırına geldik. Hoş mu geldik? Gelin hanım. Geldim, buyur. Yandı mı? Gözlerin mi yandı? Ya gözlerim biraz hastalık da zamanı tozu gidiyor. Bu ne kadar yanması gerekiyor? Fırın ilginç ama oradan bir de ateş çıkıyor yukarı. Bunu ben kendim yaptım. Soğuk olsa bir saat yanacak. Ama sıcak şimdi az yanacak. Ağarsa ekmeği bırak. Siz tek başınıza fırın yapabilir misiniz? Yok, yapamam. Siz? Hanım yardımcı. Ben de yapamam. Ancak beraber, karı koca evet, beraber. Karı koca beraber yaparız. Altını yaparken evet, o usta oluyor, ben amele. Evet. Üstünü yaparken ben usta oluyorum. Evet.
Köyde tanıştık. Zaten sen köyde Konya'da o Konya'da olsa olmaz. Yine köy yarın tabii. Hı, köyde. Kaç yaşındaydınız siz? 53. Yok o zaman 18 yaşındaydım. Siz? Ben 17 yaşındaydım. Evet. Nerede gördünüz? Yolda yürürken mi gördünüz? Köyde. Düğünlerde. Bayramlarda. Yani. Bakışır mıydınız bayram düğünlerde? Evet. Çeşmede. Çeşmede bizim Çeşmede. Çeşmemiz var. Meşhur. Yani çeşme başında kız görüp beğenme adeti burada devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Bak göz atar mıydı düğünlerde? Evet. Ne yapıyordu? Nasıl göz atıyordu? İşte atıyordu. Ben de bakıyordum, o da bakıyordu. Yani, siz de beğenmişsiniz anladığınız kadarıyla. Ben de beğendim öyle. Açıldınız ailelerinize. Kaç çocuk var? 3. Allah bağışlasın. Şimdi ekmekleri mi atıyoruz içine? Evet evet. Hı. Ne kadar pişecek bu? 1 saatte pişer. 1 saat? Evet. 1 saatte fırının yanması? Evet. 2? 2. 1 saat yoğurması, 1 saat kabarması, 4. 4. Yarım saatten biraz fazla da ekmek yapımı takkalara koyuyoruz leğenden alıp. Burası bir kamp.